Evet, bu arada Mithat yine, Tamam. evet, teknik direktör Özgür Zengin var yanılmıyorsam. Mithat'a dönelim tekrar. Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Özgür Zengin yanımızda. Evet hocam, galip ayrıldınız. Kritik bir 3 puan aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Ya bu müsabaka bizim için çok önemliydi. Galip gelmemiz gereken bir müsabakaydı. Pendik takım olarak özellikle 8-9 kişiyle savunma yapıp hızlı hücumlarla şu ana kadar puan aldılar. Onları 3-4 maçını analiz ettiğimizde uzun toplarla, hızlı hücumlarla ön tarafı buluşturma ile ilgili bir planların olduğunu analiz sonucunda çıktı. Biz de orta sahayı biraz kalabalık tuttuk. İlk yarı Pendik takımı orta sahada tamamen adam adam oynadığı için çok üretken olamadık. Çok istediğimiz gibi oyuna başlamadık. Oyuna kötü başladık gerçekten de. Ama oyunun özellikle ilk yarının sonlarına doğru çok net pozisyonlarımız vardı. Enes'le çok net pozisyonlar yakaladık. Fakat bu ligde daha çok şeyin değişeceğini söylemiştim. Yine söylüyorum, daha çok şey değişecek. Nitekim bugün Tokat'ta İnegöl'de yenildi. Dolayısıyla ikinci yarı daha şekillenecek bir grup olacak. Ama bugün kazanmamız çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Tabii ki burada kazanma adına aslan payı futbolcuların. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle bugün kazanma uğruna vermiş oldukları mücadele için, istek ve arzu için teşekkür ediyorum. Geçen haftaki kaybettiğimiz Tarsus maçının ardından toparlanıp tekrar kazanmak adına olumlu bir haftaydı bizim için. O yüzden de kazanmamız çok önemliydi. Hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Turgutlu maçıyla beraber devreyi 3 puanla bitirmek istiyoruz inşallah. Önümüzdeki hafta Turgutlu deplasmanında size başarılar diliyoruz. İnşallah devreyi 3 puanla kapatırsınız hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Diyor Alsancak Stadyumu'nda Göztepe Pendik Sporu Furkan'ın 49. dakikada atmış olduğu bir golle 1-0'la geçti ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Özgür Hoca'nın da açıklamaları bu şekildeydi. Çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Söz tekrar sende Sercan Günay. Evet, Mithat'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için.